Berat, nasıl yapıyorsun ya bunları? Doğuştan gelen bir yetenek. İlk turda insanları çok şaşırttım. İkinci turda da bunu yapabileceğime inanıyorum. Onu görmemiştim ben. Allah seni ne yapmasın. O ne oradan çıkar? Sen kimsin? Ben Berat. Sen kimsin? Ben lastik adamım. Sen kimsin? Ben lastikim. Sen kimsin? Lastikim. Ya ne lastiki mi ya? Bildiğin plastik oğlum bu. Ne yapacağım bu turda? Lastik adam ilk turda çok başarılı bir kere beyefendi bir kişiliği var. O ayrı bir mesele. Aynı zamanda da acayip lastik ve görseli çok hoş. Bu turda da bu kıyafetin altından büyük sürprizler bekliyoruz senden.
Berat hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Berat'ı yarı finalde görmek istiyorsanız hemen bire. Yarı finalde olmasa da olur diyorsanız ikiye basıyorsunuz. Kaç yaşındaydın sen? 16. Valla insan doğasına aykırı bir şov olduğunu düşünüyorum. Etkileyici olduğu kadar korkutucuydu da bence. Yani böyle... Zaten insanlar izlerken pek eğlendiğini sanmıyorum ama evet. Nasıl bir şeyler yapabilir diye merak ederek izliyorlar diye düşünüyorum ben. Yani çok enteresan hareketler yapıyorsun. Hiç görmediğimiz hareketler olduğu için belki bir kere daha seyretmiştik. Lastik Adam vardı, o da bu tarz hareketler yapıyordu. Evet. Ama yani bakarken ben zorlanıyorum yani, bilmiyorum. Herhalde jüri öyle mi? Vallahi Sergen, zorlanıyorum ya. Lastik Adam vardı diye. Adamın adı hangi Lastik Adam? Normal bir vatandaştı o da. Hayır hayır, isim olarak... Lastik Adam mıydı adı? Neydi? Biz kendi aramızda Lastik Adam demişizdir ona. Yani sahne adı Lastik Adam değil de. İyi bir arkadaşımızdı o. Bu da Lastik Çocuk. Bakarken zorlanıyoruz biraz. Gerçekten yani. Hülya'nın yaptığı hareketlerden var birkaç tane. Şu Hülya, seninki buydu değil mi? Sen bunu evet. Evet. Berat. Yüzde ne olacağız şimdi? Bakalım seyircimizin yüzde kaçı yarı final için sana evet demiş. İlk 5'i görecek gibi geliyor bana. Ama yine kuliste bekleyeceksin. Tebrik ediyoruz. Seni kulise davet ediyoruz. Teşekkür ederim.